أَلَنْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ fil." Bu ayeti kerimeyi okurken mavi renkli işaretlendirilmiş sakin harfler üzerinde fazla oyalanmadan okumamız gerekiyor. Sakin harfin üzerinde oyalanmak yok demiştik. Yani... أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Olmaz. Doğrusu أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Subhanil fil. To subu. E yec'al fi tulil. Yine bakın harflerin üzerinde oyalandık. Hata. Bu şekilde okumak hata. Hatamız ne? Sakin harfin üzerinde gereğinden fazla oyalanmak. Sakin olduğunu belli edip geçeceğiz. Yani o mutabakat bozulmayacak. Doğrusunu okuyorum. Elem yec'al keydahum fi talli. <Sessizlik> أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ <علم> عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۖ وأرسل عليهم طيرا أبابيل Doğrusu bu. Yoksa ve ersel aleyhim tayran ababil diye sakin harflerde gereğinden fazla oyalanma yapılmayacak. Bu hataya makam yaparken genellikle düşülüyor. Tamam makam yapalım ama bu ihlallere bu ihlalleri yapmadan. Bir daha doğrusunu okuyorum. Ve ersale aleyhim tayran ababil terbihim حجارة Şimdi buralarda oyalandığım oldu. Aralarda o oyalanmaları unne olduğu için yaptım. Unne olduğu için. Unne olan bütün tecvid kurallarında bir harften çok, iki harften az miktarda oyalanılır. Ama sonundaki mavi işaretli lem harfi üzerinde oyalanmadım. Doğrusunu bir daha okuyorum şimdi. Te'murim bihijaratin min Eğer bunu aşırırsam diye şeddeli hale gelir çok oyalanırsa. O da hata olur. Yine aynı şekilde başta ter ne oldu? Yine şeddelendi. Gereğinden fazla oyalanmak bu iki harfi şeddelemeye sebep oldu. Son ayet-i kerimeyi okuyup bırakıyorum. فَجَعَلَهُمْ <laughs> كَعَصْ fimma kul faj'alahum ka'asfimma kul burada da yine aynı şekilde humke diye imin üzerinde oyalanma gerek yok sadun üzerinde oyalanma gerek yok mekul derken lamın üzerinde oyalanmak hata. Son kez bir daha okuyorum son iki ayeti. Termihim bi hijaratim فَجَعَلَهُمْ كَعَصْرٍ